Evet, bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş Başakşehir kesiminin Sazlıdere Barajı üzerindeki bağlantı yolu da olan bu köprünün ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Kanal İstanbul projesini bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye'nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle maalesef projenin ilerlemesi biraz gecikti. İşte bugün tüm hazırlıkları tamamlayıp proje kapsamındaki ilk köprünün temelini atmak üzere bir aradayız. Sazlıdere Barajı'ndayız. Ve Kanal İstanbul'a acaba bu proje neden gerekliydi? Gecikmeli de olsa bugün bu temeli nasıl atıyoruz? İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3000 gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45.000'e ulaştı. Sadece şehir içi yolculuklar için İstanbul Boğazı'nın her iki yakasındaki 54 ayrı iskelede günde 500.000 kişilik insan trafiği söz konusudur. Dolayısıyla Boğaz'da hem kuzey, hem güney, hem doğu batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Aynı dönemde Boğaz'dan geçen gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar da yükseldi. Her büyük geminin Boğaz geçişi şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayatta çok büyük tehdit altına giriyor. Gemilerin karaya çarpması halinde ise hem kültürel mirasımız zarar görüyor, hem ciddi yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı biraz ilerlemiş olan İstanbulluların hafızalarında Boğaz'da haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri mutlaka vardır. Şimdi buradan gençlerimize sesleniyorum. Z kuşak. Bütün bu gençlere sesleniyorum. Bakınız, bütün bu olanlar, bitenler 19 yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler neleri gerçekleştirdik? Hangi adımları attık? Bunları bilmeniz gerekiyor. Daha geçtiğimiz yılın ilk ayında Kabataş açıklarında kıyıya sürüklenen dev bir Rus savaş gemisinin yol açtığı endişeyi henüz unutmadık. Montreux'de kılavuz kaptan ve romörkör kullanımının zorunlu tutulmaması ticari gemilerin Boğaz geçişindeki riskleri daha da artırıyor. Büyük gemilerin geçişi için Boğaz'ın kapatılmak zorunda kalınması ve gemiler arasında bırakılması gereken mesafeler ciddi zaman kayıplarına yol açıyor. Bu tür gemiler için beklemede geçen her saat önemli bir maliyet demektir. Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Halbuki hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi
25 bindir. Kapasite yoğunluğunun kaynaklanan Sintine ve balast sularının yol açtığı sıkıntılar yanında ev ve sanayi atıklarının kirlettiği İstanbul Boğazı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu. İşte şu müsilajla ilgili bakın Marmara ne durumda? Felaket değil mi? Nedir bu durum diye hep yandık diyoruz. Boğazı gemi geçişlerini kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için yeni bir kanal inşası düşüncesini gündeme getirdik. Esasen biz Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Aziz milletim, Kanal İstanbul projesiyle amacımız her şeyden önce İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Boğazın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır. Gemi trafiği yükünün hafifletilmesi, Boğazın giriş ve çıkışındaki beklemelerin azaltılması, Boğaz'daki seyir zorluğundan kaynaklanan sıkıntıların ortadan kaldırılması da projenin amaçları arasında yer alıyor. Elbette ülkemizin küresel ticarette daha etkin rol oynaması, ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alması ile diğer stratejik unsurları da bunlara eklememiz gerekiyor. Proje kapsamında yer alan 500 bin kişi kapasiteli yerleşim alanları, depreme hazırlık için gereken alternatif yerleşim alanları oluşturulması konusundaki eksiğimizi de kapatacaktır. Görüldüğü gibi bu pek çok faydayı aynı anda sağlayacak bereketli bir projedir. Kanal İstanbul fikrini milletimizle paylaştığımız 27 Nisan 2011 tarihinden itibaren proje en ince detayına kadar çalışıldı. Önce güzergah, ardından sondaj ve ön proje, daha sonra etüt proje, takiben ayrıntılı saha ve laboratuvar çalışmaları ile ÇED süreci yürütüldü. Her ne kadar birileri kendi yetki alanlarında olmayan hususlarla ilgili bize sorulmadı diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun şekilde yürütüldü ve tamamlandı. Şimdi buradan sesleniyorum. Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır. Ya siz zaten bu ülkede bugüne kadar dikili bir ağacınız yok. Bu ülkede sizler şu ana kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Aynen bugün Kanal İstanbul için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmara'yı yaptık. Marmaray'da yine aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Çılgınlar gibi. Ama yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık. Yine onun da önünü kesmek istediniz. Osman Gazi'yi yaptık. Onun da önünü kesmek istediniz. İstanbul-İzmir yolunu yaptık. Onun da önünü kesmek istediniz. Eğer biz sizi dinlemiş olsaydık bunların hiçbiri yapılamayacaktı. Birinci köprüyü yaptık. Bizden önceki büyüklerimiz, onların da önünü kestiniz. Fatih Sultan Köprüsü'nde aynı şeyleri yaptınız. Eğer o zamanın iktidarları sizi dinlemiş olsaydı, bugün ne Şehitler Köprüsü olacaktı,
ne Fatih Sultan Köprüsü olacaktı ne de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacaktı. Dinlemedik. Dedik ki kervan yürür. Ve kervan yürüdü. Nisipi Köprüsü'nü yaptık. Eğer bunları dinleseydik Nisipi Köprüsü de yapılamayacaktı. Ama biz dinlemedik, yolumuza devam ettik. Zaten bu hususlarda en küçük bir eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük olsaydı şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı. Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi. Sadece proje çalışmalarında 11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı ile toplamda 204 uzman görev yaptı. Kanal hattı boyunca 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 adet jeofizik etüt gerçekleştirildi. Modelleme çalışmalarında dünyanın en önde gelen mühendislik merkezi bünyesinde 35 ayrı ülkeden 3500 kişi görev aldı. Bay Kemal. Biz neyi, nerede, kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bak bu bir çeşme açılış töreni değil. Bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin bugün temelini atıyoruz. Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi Boğaz'daki mevcut trafiğin %99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Buna göre kanalın uzunluğu, sevgili hemşehrilerim, sevgili İstanbullular, tüm sevgili vatandaşlarıma sesleniyorum. Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği küsuratı söylemiyorum 21 metre olarak belirlendi. Bir başka ifadeyle 275 metre uzunluğa kadar petrol tankerleri ve 350 metre uzunluğa kadar olan konteyner gemileri bu kanaldan geçebilecek. Bunları İstanbul'dan kazasız belasız geçirmek öyle kolay iş değil. Her an her türlü riski taşıyordu. Yapılan etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin Boğaz'a göre dikkat edin 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini gösterdi. 13 kat. Kanal üzerinde birisi de bugün temelini attığımız olmak üzere toplamda 6 köprü inşa edilecek. Şimdi bugün birincisini temelli atıyoruz. Mevcut ana karayolu ulaşım hatlarının tamamı için kanalın üzerinden köprüyle geçiş öngörülüyor. Ayrıca demir yolundan içme suyu ve atık suya, doğal gazdan elektriğe kadar pek çok farklı alandaki 25 altyapı tesisinin tamamının da kanal geçiş projeleri kanal kazısı başlamadan önce tamamlanacak şekilde hazırlandı. Kanalın Karadeniz çıkışının hemen sağında yer alacak konteyner limanı ve lojistik merkezi. Şu güzellikleri görüyor musunuz? Tam Karadeniz'e çıkıyoruz. Sağ tarafta bir lojistik merkezi ve muhteşem bir liman. Ülkemizin dış ticaretine bu da yeni bir soluk getirecek. Yine Karadeniz çıkışının solundaki rekreasyon
ve yenilenebilir enerji alanı da İstanbul'a ayrı bir değer katacak. Kanalın her iki yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarının da İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Kanal İstanbul sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir. Proje alanının %52'si bu doğrultuda kullanılacaktır. Kanal İstanbul'un her biri ayrı emek gerektiren tüm mühendislik ve ÇED çalışmalarının bilimin ve tekniğin ışığında hukukun izinde yürütüldüğünün altını tekrar çizmek istiyorum. Ha, bir şey daha bilmeleri lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığı dediğimiz zaman bir duracaksın. ÇED raporlarını rahatlıkla Çevre Şehircilik Bakanlığı verir, verebilir. Bunu da öğreneceksiniz. Tüm bu süreçte görev alan, sorumluluk üstlenen, katkı sağlayan bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza, firmalarımıza, mühendislerimize, uzmanlarımıza ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu uzun hazırlık döneminin ardından nihayet kanalın ilk köprüsünün temelini atma aşamasına geldik. İlerleyen dönemde hem kanal üzerindeki diğer köprülerin ve altyapı deplase çalışmalarını hem de kanal kazısını başlatacağız. Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Buradan geçecek gemilerden sağlanacak gelir ve proje kapsamındaki liman başta olmak üzere diğer unsurlardan elde edilecek kazançta Kanal İstanbul kendi kendini rahatlıkla finanse edecektir. Böylece Türkiye devletin ve milletin kasasından, kesesinden 5 kuruş çıkmadan kendi gelirleriyle finanse edilerek dünya çapında bir esere daha kavuşacaktır. Projenin bugüne kadar mevcut sürecini nasıl adım adım takip ettiysek, bundan sonra da tamamlanana kadar hassasiyetle takibini sürdüreceğiz. Türkiye'ye sağlayacağı katkılar, proje maliyetiyle kıyaslanamayacak kadar yüksek olan Kanal İstanbul, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaktır. Rabbime bizlere bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum. Aziz milletim, Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluş döneminde başlatılan kalkınma hamleleri, kısa bir süre sonra varlığını hala sürdüren bir zihniyet tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Ülkemiz yakın tarihi, uçaktan motora, silahtan ilaca kadar her alanda başlatılan projelerin önlerinin bu zihniyet tarafından nasıl kesildiğinin örnekleriyle doludur. Kim bu isim? Evet, CHP. Atılan her adımın önünü kesmiştir. Şimdi bugünkü CHP'de aynen yine nasıl ön keseriz diye çalışmaların gayretin içindedir. Aynen onların yanında da onlara yandaşlık yapanlar yok mu? Var. Birlikte nasıl ön keseriz bunun gayreti içindeler. Uçak yapan Nuri Demirağ'dan, otomobil üreten, lokomotif motoru geliştiren nice isimlere Cumhuriyetimizin kalkınma hamlesinin gizli kahramanlarının hazin hikayelerini artık tüm milletimiz biliyor. Tabii genç kuşak bunları bilmiyor. Bizim 19 yıl önce yaptıklarımızı bile bilmiyor. Eğitimde yaptıklarımızı, sağlıkta yaptıklarımızı, ulaşımda attığımız adımları, enerjide attığımız adımları bilmiyor.
Ulaşım altyapısı konusunda bilmiyor. İşte değerli kardeşlerim, yapılan bölünmüş yollar, otoyollar, bütün bunlar maalesef genç kuşak tarafından bilinmiyor. İşte düşünün, 6000 kilometreden alınan yollar şimdi 27000 kilometreye geldi ama genç kuşak bunları bilmiyor. Gazi Mustafa Kemal'in de sürdürdüğü Osmanlı'dan miras demiryolu projeleri ipleri eline alır almaz kim tarafından durduruldu? İnönü tarafından durduruldu. İşte CHP'nin o engelleme politikalarının başlangıcı orası. Biz yeniden demiryolu inşasına başlayana kadar Türkiye bu kısırlığı yaşamaya devam etti. Nuri Demirağ'ın ürettiği uçakların ne ülke içinde satışına ne de ihracına izin vermeyerek fabrikanın kapısına kilit vurulmasına yol açtılar. Savunma sanayimiz gerçek anlamda küresel rekabet gücüne ancak bizim dönemimizde kavuştu. Rahmetli Menderes aralarında Vatan Caddesi'nin de bulunduğu bulvarları açarken buraya uçak mı indireceksiniz diye karşı çıktılar. Biz sadece şehir içindeki bulvarlarla kalmadık. Şehirlerimizin tamamını bölünmüş yollarla, köprülerle, tünellerle, viyadüklerle, dağları delerek, hep söylüyorum ya, Aşık Veysel gibi biz dağları deldik. Tünellerle, viyadüklerle birbirine bağladık. GAP projesi ilk gündeme geldiğinde milletin hakkını yiyecekler diyerek ortalığı ayağa kaldırdılar. Keban Barajı için kurbağalara göl yapıyorsunuz. Burada üretilecek elektrik için ise bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz diyerek çamur attılar. Ülkemizin en büyük enerji ve tarım projesi GAP'ı yeniden ele alarak hızlandıran biz olduk. İstanbul Boğazı üzerinde inşa edilen birinci köprüye buradan mutlu azınlık geçecek diye karşı çıktılar. Ama bitince de ilk kendileri geçti. Rahmetli Özal'ın inşa ettiği ikinci köprüyü engellemek için her yola başvurdular. Bizim dönemimizde yapılan üçüncü köprüyle ilgili bir mahkeme kararını yanlış anlayıp artık iki beton kuleden ibaret diyerek sevinç naraları atanlar da yine bunlardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı genişletirken CHP'nin başındaki zat uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü diyerek aklınca dalga geçiyordu. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı bırakın ülkemizi bölgenin en aktif havalimanlarından biri haline geldi. Yetmiyor. Yetmiyor. Aynı kafa kendi alanında dünyanın en iftihar verici projelerinin başında gelen yeni havalimanımıza da çalmadık kara bırakmamıştı. İşte İstanbul Havalimanı. Dünyanın ilk üç havalimanından bir tanesi oldu. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. Şimdi bu havalimanıyla dünyanın her yerinde elhamdülillah övünüyoruz. Hatırlarsanız bu projeyi üstlenen firmalarımıza atmadık iftira, etmedik hakaret bırakmadılar. İstanbul Havalimanı bugün ülkemizin yüz akı olarak küresel bir marka haline dönüşmüş durumdadır. Aynı şekilde diğer yaptığımız yatırımlar. Ve değerli kardeşlerim, ve denizlerin altından hamdolsun bakıyorsunuz farklı yerlere geçebiliyoruz. Niye? Çünkü ulaşamadığımız yer bizim değildir. Ve bugün millete hizmet eden ne kadar abide eser varsa hepsi de bu çapsız zihniyetin karşı çıkmasına rağmen ülkemize kazandırıldı. Türkiye modern tarih boyunca yaptığı tüm kalkınma hamlelerin ufuksuz, vizyonsuz, basiretsiz bu zihniyete rağmen başarıya ulaştırdı. Şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Hem de ne karşı çıkma?
siyasetteki ferasetsizliklerini, icradaki kifayetsizliklerini, proje üretmekteki kısırlıklarını bir kenara bıraktım. Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya. Biz geliyoruz. Geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız. Sizin elinizden bu yatırımları alacağız. Bankaları tehdit ediyorlar. Hatta hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan ülkeleri de tehdit ediyorlar. Ya bu ne terbiyedir ya? Bu ne terbiyesizliktir ya? Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunları bilmeden bir yere varamazsınız. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir? Haberleri yok. Ödeme yapmazmış. Bankalara ödeme yapmazmış. Uluslararası bankalara ödemelerini yapmazmış. Milletimiz CHP kafasına kalsa ülkenin ne bu barajlara, ne bu köprülere, ne bu yollara, ne bu fabrikalara, ne bu hizmetlere kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor. Bu halk kimin bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmak için ter döktüğünü, kimin de avara kasnak gibi sürekli aynı şeyleri söyleyerek hiçbir iş yapmadan sırt üstü yattığını görüyor, biliyor. Kardeşlerim, eskilerin dediği gibi hep söylüyorum. İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Varsın birileri semer peşinde koşsun. Biz ülkemize ve milletimize eser kazandırma mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak, siyasi ve diplomatik gücümüzü zirveye çıkarmak, güvenliğimizi en geniş yorumla sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yatırım yaparak, üreterek, istihdamı artırarak, ihracatı yükselterek, büyümeyi sürekli kılarak, potansiyelimizi son sürat harekete geçirerek büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Geçtiğimiz 19 yılda bu ülkeye sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, çevreden spora, her alanda neler kazandırdığımızın en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir. Merhum Ziya Paşa'nın dediği gibi, ay iğnesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Bizim de referansımız 19 yılda Cumhuriyeti ve Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi bilen milletimizin ta kendisidir. Evet, bizim referansımız demokraside ve ekonomide ülkemizi dünyanın en üst ligine çıkarmamızdır. Bizim referansımız 84 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesini yükselten, geleceğini aydınlatan, umutlarını güçlendiren başarılara imza atmamızdır. Kanal İstanbul işte bu atılım zincirinin yeni bir halkasıdır. Bugün ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Yarın altyapı işlerine başlayacak, öbür gün kanalın kazmasını vuracak, makinaları çalıştıracak ve böylece bir abide eseri inşallah milletimizin emrine vereceğiz. Fatih İstanbul'u fethederken, gemileri karadan yürüterek dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Boğazın üzerine birer kandil gibi astığımız köprülerle biz de dünyayı kendimize hayran bıraktık. İşte şimdi Çanakkale 18 Mart köprüsü yapılıyor mu? Yapılıyor.
O da bir altın boynuz gibi, evet, Çanakkale'yi süsleyecek. Marmaray ve Avrasya tüneliyle Boğaz'ın altından iki kıtayı birleştirerek dünyayı kendimize ayran bıraktık. Şimdi de Marmara ve Karadeniz'i yeni bir boğazla, Kanal İstanbul'la birbirine bağlayarak bir kez daha dünyayı kendimize hayran bırakacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha temelini attığımız Kanal İstanbul Köprüsü'nün ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin ilk gününden şu anına kadar her aşamasında emeği geçen mimar, mühendis, işçi hepsini tebrik ediyorum. Ve değerli kardeşlerim, Rabbim kazadan, beladan muhafaza buyursun inşallah. Ve belirlediğimiz gibi 6 yıl gibi bir süre içerisinde inşallah burayı tamamlamayı da bizlere nasip etsin diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Zat Devletleri'ni bir müddet misafir ediyoruz sahnede. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Salızdere Köprüsü temel atma törenini butona basmak suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı ve Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, Sayın Milletvekillerimizin de merdivenlere doğru gelmelerini önemli rica ediyoruz. Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Celal Bey'i, Grup Başkan Vekillerimizi, İstanbul Valimizi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimizi, Diyanet İşleri Başkanımızı sahneye alıyoruz. Buyurun lütfen. İstanbul İl Başkanımız ve AK Parti ve MHP İl Başkanlarımızı davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Bir aşağı inelim. Sayın Vekillerimiz, bir aşağı inelim efendim. Bir alta inelim. Öncelikle dua yapmak üzere mikrofonu Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'a takdim ediyorum. Buyurunuz değerli hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alez zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya ilahel alemin, şu anda hep birlikte millet olarak ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme Allah'ım. Ya Rab, şu anda yapmış olduğumuz, temelini atmış olduğumuz Kanal İstanbul'u devletimiz için, milletimiz için, insanlık için hayırlı eyle Allah'ım. Allahümme Rabbi yessir. Ya Rabbi, bu eseri yapmak için bizlere kolaylıklar nasip eyle. Ve la tuassir. Zorluklardan uzak eyle. Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi, hayırla tamamlamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, sen buyuruyorsun ki Estaizu billah ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve enne sa'yehu sevfe yura. Ve çalıştığının karşılığını mutlaka görecektir. Ya Rab, biz senin rızan için çalışıyoruz. Devlet adamlarımız senin rızan için çalışıyor. Milletimizin huzuru refahı için çalışıyor.
amellerimizi, niyetlerimizi senin rızana uygun olarak yarat ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, en güzel bir şekilde çalışmayı ve senin rızana göre hareket etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bütün milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle, daha nice hizmetler yapmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu güzel eseri ve nice eserleri her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eyle Allah'ım. Hayırlı bir şekilde tamamlamayı nasip eyle Allah'ım. Kafeye ehli iman ve ehli İslam ervahi için, Allah rızası için El Fatiha. Diyanet İşleri Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen sevgili milletim, Rabbim kazasız, belasız Kanal İstanbul'u tamamlamaya bizleri muktedir eylesin. Temelini attığımız gibi inşallah açılışını yapmaya da bizleri muktedir eylesin. Ve şimdi tabii herkesin önüne birer buton koyamadık ama butonlara yakın olan tüm kardeşlerimiz şimdi butonlara basacağız ve Euzu Besmele ile birlikte inşallah temeli atmaya başlıyoruz. Ekranlara bakarsanız dışarıda da ekranlar var. Bu ekranlardan da takip edebilirsiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Evet, tüm bu mutluluğu beraber yaşayan kardeşlerimize şahsım, partim, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Açılışta da buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi, asrın projesinin ilk adımı olan, ilk ayağı olan Sazlıdere Köprüsü temel atmasını butona basmak suretiyle gerçekleştirmiş ve asrın projesi Kanal İstanbul'un startını vermiş bulunmaktadır. Temeli atılacak olan bu köprünün özellikleri, gergin eğik askılı olarak yapılacak toplam uzunluğu 860 metre, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek ve uzunluğu 860 metre olacaktır.